Haşar Elektrik kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle dizüstü bir bilgisayarın 1 saatlik süre boyunca ne kadar enerji tükettiği ile alakalı video çekeceğiz. Burada bizim kullanacağımız ekipman wattmetre. Bu wattmetre ile anlık olarak tüketimlerimizi ölçmemiz mümkün. Şu an 53-45 watt bir enerji çekiyor. 2 dakika oldu biz bunu takalım. Baktığımız zaman şöyle cihazımızı incelediğimiz zaman hemen üst tarafta out yazıyor. Şu kısımda görürseniz. Burada yaklaşık olarak 65 wattlık bir tüketim mevcutmuş. Ama bilgisayarın kullanımına bağlı olarak daha sonra içerisindeki bulunan pilin dolumuna bağlı olarak, kullanımına bağlı olarak değişmektedir. Şöyle enerjilerini görebiliyoruz. Çekmiş olduğu güç faktörünü vesaire görebiliyoruz. Bir saat sonra ne kadar enerji tüketmiş, toplam tüketmiş olduğu enerji miktarı ne? Ve daha sonra bunun faturalandırmasıyla alakalı devam edeceğiz videomuza. 1 saat boyunca bilgisayarımız enerji altında bulunarak hiçbir şekilde enerjisi kesilmeyerek şarj edildi. Ve bu şarj boyunca harcamış olduğu enerjinin 0,057 kW olduğu görüldü. Şimdi bunu birim fiyat üzerinden hesaplamalarını yaparak bize kaç TL'ye mal olduğunun hesabını yapacağız. Ölçümlerimizde 57 wattlık bir tüketim olduğunu gördük. Burada aslında bizim etiketimizde 65 watt olarak yazmakta. Ortalama olarak değerimiz bu şekildedir. Burada cihazın o anlık olan enerji ihtiyacına göre değerlendirmeyi yapıyor. Ve bu aslında bizim tüm enerji tüketen cihazların etiketlerinde ne kadar güç tükettiği ile alakalı veri yazmakta. Buna göre de hesaplamalar yapabilirsiniz ancak o %100 doğru olmaz. Çünkü bazı cihazların ihtiyacına göre enerjisini yarı yarıya kısma durumları oluşabilmektedir. Örnek veriyorum. Bir tane fan 2000 wattlık yani 2 kW'lık bir fan. Bu fanın kademe ayarlarına göre maksimumda aslında tüketebileceği enerji 2 kW iken sen bunu birinci kademede çalıştırıyorsan her 500 wattlık bir enerji harcama durumları oluşabilmektedir. Şimdi bu bizim bilgisayarımızın 1 saat boyunca ne kadar enerji tükettiğinin hesabını Excel listesi üzerinde görelim. Bilgisayarımızın 1 saat boyunca tüketim miktarının 0,057 kW olduğunu söylemiştik. Birim fiyatımız 1,63. Bu bizim gelen elektrik faturasından hesaplamamız mümkündür. Daha sonra saatlik olarak elektrik tüketim fiyatımızın 0,09 kuruş olduğunu hesapladık. Bu bilgisayarımız günlük olarak 14 saat aktif bir şekilde enerji altında kullanıldığını düşünerekten hesaplamaları yapıyoruz ve aylık çalışma süresinin 420 dakika olduğunu, 420 saat olduğunu hesaplıyoruz ve buradan da aylık tüketimimizin 38,95 TL'ye denk geldiğini bulmaktayız. Aslında küçük gibi görünebilir ancak topladığımız zaman ve bunları aya vurduğumuz zaman ciddi manada bir elektrik tüketim söz konusudur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İleriki videolarda görüşmek üzere.